480 TL. Hayat çok zor, iş yok, her şey durdu, ne yapacağız bilmiyorum. Kayıp enerji bedeli, bilmem ne bedeli, şu bedeli, bu bedeli diyerek bizlere böyle fazladan fatura ödettiriyorlar. Bu bir soygundur yani, gerçekten bir soygundur. Biz buna karşıyız. Bu gayet normal bence. Pahalı da değil, bilemiyorum başkaları ne düşünür de. Fazla yakarsan fazla gelir, az yakarsan az gelir yani. Elektrik faturanız en son ne kadar geldi? Vallahi 10 gün oluyor. Bayağı bir düşük geldi bu sefer. Önce çok geliyordu, bu ay biraz daha düştü. 89 geldi ve hayret ettiniz. 139 TL. Yani bu her ay bu şekilde devam ediyor. Daha fazla geldiği de oluyor. Yani buna yetkililerin bir çare bulmasını tavsiye ediyorum. Ortalama 200 civarında geliyor. En sonunda 205 lira geldi. Çok yüksek, evet. 80 lira geldi. Şu anda biraz yüksek yani. Normalde biz doğalgaz yaktığımız zaman da geçen sene geliyordu 80, 90, 100, 110. Şu anda yüksek yani. 120 TL. Yani çok buluyorum. Çünkü sadece bir tane dolap çalışıyor. Bir tane derin dondurucu var. Ve fazla televizyon da izlenmiyor. Ama 120 TL. En son elektrik faturam 101 lira 37 kuruş mu ne öyle bir şey geldi. Vallahi normal bulmuyorum yani. Çünkü ben fazla kalmadım. Ben bağda kaldım. Buraya da şu havalar hafif de soğunca geldim. Geldiğimde o kadar o şeyi çok buluyorum yani. Bana göre çok. 110. Vallahi pazarda şey iki kasa balık satıyor. O maaşı yok, bir şey yok vallahi. Kendi de hasta, ben de hastayım. 150 TL. Orta buluyorum. Yani normal. 100 lira yakın. Pahalı. Yani daha fazla olanlar da var. 55-60 civarı bir şey geldi ya. Fazla bir şey de değil yani. Tek başıma yaşadığım için ailem genelde yazları köyde kalıyor. O yüzden bana normal geldi. %98 lira. İşte iyi bulmuyorum. 94 TL. Pahalı. 94 kuruştan birim fiyatı çarpılırken 1 TL'den çarpmaya başlamışlar. Yaktığımız kilovata göre fazla geldi. 175 geldi. Zamlardan çok şikayetçiyiz. Çok geliyor. Bütçe yok. Bütçe kısıtlığı var. Her şeye zam. Zor. Ödemede zorluk çekiyoruz. 280. Pahalı çok geliyor. Elektrik faturamız en son 110 TL geldi ve gerçekten çok buluyoruz. Sonuçta asgari ücretle geçiniyoruz. Sadece elektrik faturası değil, su faturası, mutfak masrafları oluyor ve 4 çocuk var evde. Masraf çok fazla oluyor. Faturalara mı yetişelim? Normal şeyleri mi? Biz de bilemiyoruz yani. Çok fazla geliyor. Şu anda yalnız yaşayan bir insanım. Bana bu ay 109 lira elektrik faturası geldi ve bu sabah da elektriği kesmişler. Ben elektriği kesen KESAŞ'tan şikayet edeceğim. Şimdi ben fatura gelmedi. Ben saatin numarasını aldım. Şimdi gittim fatura cebimde 109 TL para yatırdım. Açacaklar bugün akşama doğru. 96 lira geldi. Şu anda normal biliyorum. Önce çok geliyordu mesela 160-170 falan. Yani fazla yakarsan fazla gelir. Az yakarsan az gelir yani. Ekonomik kullanırsan biraz daha az gelir. Ama şimdilik 94-96. Bazı arkadaşlara soruyorum ya size ne kadar geldi? Onlara da mesela 160-170 geliyor. 480 TL. Çok fazla buluyorum. Ben Doğu illerinde yaşıyorum ve faturanın ekstra daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 2 yıldan beri Doğu'nun bir ilinde yaşıyorum ve her ay faturam bu şekilde geliyor. Tabii bu da bizi memur olarak, çalışanlar olarak etkiliyor. 50 lira geldi. Bu gayet normal bence. Pahalı da değil. Bilemiyorum başkaları ne düşünür de. 104 lira geldi. Evde bir hanım, bir çocuk, bir de ben varım. 3 kişiyiz. Bence faturalar yüksek geliyor. Az önceki abimiz biraz yanlış tabirde bulundu. Yani bu yaşıma kadar hep ödediğimiz faturalarda kayıp enerji bedeli, bilmem ne bedeli, şu bedeli, bu bedeli diyerek bizlere böyle fazladan fatura ödettiriyorlar. Vatandaş kendini düşünmüyor ama ben şahıs olarak kendimi düşünüyorum. 200'e yakın geldi. Tabii ki çok fazla. Yaşamak çok zor. Hayat çok zor. İş yok. Her şey durdu. Ne yapacağız bilmiyorum. En son 180 küsür geldi. Şu anda kış aylarına girdiğimiz için kombi de çalıştığı zaman bu direktmen 250'ye çıkacak. Şu anda ben bu bakma parasından yani gelip bakıyorlar. Bir faturayı her binada 15 kat olduğu
düşünelim. 60 tane ev var. 60 tane elektrik hepsi bir yerde olmuş oluyor değil mi? Gezmiyor, çaba harcamıyor, bir şey göstermiyor. Ama 60 tane evin elektrik parası ne olmuş oluyor? 40 liradan almış olsa o gelen insan yani 6 kere 4 24 bir binaya 2400 liraya bakmış oluyor. Şu anda 2400 liraya bir binaya girdiği zaman bu Kayseri'de düşünün bakayım. Bu bir soygundur yani. Gerçekten bir soygundur. Biz buna karşıyız. Buna benim gibi herkes tepki veriyor ama kimse konuşamıyor. Benim alnım açık abi.